matters. Bir Kalid yasaklaması var. Van Van gitti. Arada bakalım yine aynı yasaklamalardan devam edecekler mi? Tekrar şöyle bir kontrol ediyorum. Ya bu seride tabii çok fazla şey konuştuk. Mesela az önce bir Yiv büyük etki sahibi oldu ama ilk turdan pek mantıklı olmayabilir. Yine Angela alındı, istediği etkiyi vermedi. Daha kişiye özel diyebileceğimiz yasaklamalardan belki. Ama henüz net bir şey yok. Çok daha klasiklerden ilerliyorlar. Joy, Van Van, yani Matilda, Kalit. Yani abi, beşinci maç tamamen bir meta şeklinde ilerlemiş ya gibi gözüküyor. Ya alma yive mi ve farklı farklı şeyler. Burada bak Terizdan'ı alıyorsun. Terizdan'ı alıyorsun kardeşim. Ondan sonra devam ama Bruno açık. Bruno açık. Leyla şu anda yasaklandı. Nola yasaklanıyor. Yine bir Bruno. Aldım burnunu. Evet. Şaşırtmadı Bruno. Şimdi yanıtı da hemen söylüyorum sana. Dinliyorum. Yanıt olarak ne gelsin? Ne istersin? Ya ben sana bundan sonra tablet reis diyebilir miyim ya? Tabletten bakıyorum ya bir de. Evet. Takımların en çok hangi kahramanı pikledikleri ama şöyle bir durum söz konusu. Şeye de bakıyorum aynı zamanda. Bu kahramanla bu takımın ne yapmış falan. O olasılıkları görmek mutlu ediyor. Daha iyi tahmin edebiliyorsun ve Rabi ile beraber normalde şu ana kadar hiçbir karşılaşmalarında böyle bir şey yapmamışlar. Yapmamışlar mı? Yapmamışlar. Biraz da işte 5. karşılaşma oynanıyor. İyi tanıdılar birbirlerini. Evet. Şöyle baktığımızda yanıt da çok gecikmedi. Faramis ile beraber Gulu. Allah Allah. Hocam bir gariplik var burada hocam. Bu arada arka tarafta direkt yasaklamalar gelecek. Burada gelmeden önce de Cloud tercihlerini yaptılar. Şimdi sıra 4. yasaklamada takımı için. Bakalım. Ne yasaklayacaklar? Arlot açık. Ardından böyle ormancı olarak Baxi açık. Onun dışında ne var abi? Böyle bir hemen ne bumpiki maç? Bu da yeni cümle mi? Bak Minotaur ne bumpiki maç yani. Olayım bu bundan sonra benim. Ne bumpiki abi? Martis bana abi. Martis gelir mi? Anıl ne bumpiki ya Anıl? Efendim abi. Ne mabik ya burada 5. maçta. Ne bana abi Glue gelmiş zaten. Ne anlatıyorsun ya? Glue gelmişken neyi konuşuyoruz hocam? 10 years. 10 yıl 10 yıl. Teriz'le gitti. Teriz'le 10 yıldır. Yani. İki tarafta zaten bütün aslında kahraman havuzunu göstermişti. Aynen. Angela da gitti. Angela da gitti. Büyük ihtimalle alacaklar. Bu sefer Glue'yla da hiç çekilmez bir hale alabilirdi. Aynen. Üstüne bir diyor. Glue'lu, Faramis'li falan. Ama geçen sefer de konuştuk. O kadar iş yapmadı sanki. Kaybettiler hatta değil mi o maçı? Aynen. Ya Valentina şu an direkt yasaklanıyor. Kendi ultilerini karşıda görmek istemiyorlar. Yani en mantıklı gidebilecek tercihti. Faramis Glue da fena olurmuş ha. Aynen. Ölmüyor. Bebekleri de ölmüyor. İnanılmaz. 4. tercih için sıra Luke'da. Bakalım ne tercih edecek. Şimdi burada gergin anlar. Ya biraz daha tabii tank mevzusunu çözmeleri lazım. Burada özellikle kitle kontrol konusunda iki takım da hani birer maçta büyük açıklar vermişti. Ya, ya Grok bile gördük öyle söyleyeyim. Arlott, hani bir kez daha gelir gelmez kısmında değilim Arlott. Arlott abi bir şey diyeyim mi? Geek çok fena CC'li bir takım yaptı ya. Beni korkutuyor. Tutacak bırakmayacak ya. Tutacak paramparça edecek. Öyle diyeyim sana. Paramparça etmeden bırakmayacak bir 4 kurdular şu ana kadar. Ya bence açıkçası Kadera'nın performansı çok önemli. Oo. Yani 2-3 maçtır sürekli Brunos'unu alıyordu, sürekli rahat oynuyordu. Ve kitlemişlerdi. Şimdi Tigreal'le beraber Martis. İnanılmaz, ben sevdim inanılmaz ya bu arada Burmese Ghouls'un kompunu.
Bayağı iyi oldu bu arada. Bayağı tatlı. Çok güzel iş yapar. Ya iki tarafında çok güzel oldu. Bir taraf çok böyle CC yüklü oldu. Diğer taraf böyle hem hasarı var, hem dayanıkları var, hem savaşın içerisinde kalması var. Her türlü iş yapar. Her şeyiyle 4-4'lük bir takım. Marki. Yani eskiden nişancı oynardı. Oralarda hep Neymar olurdu ama bu sefer yok. Bu sefer yok. Ben de hiç bilmiyorum ya o muhabbetleri. Yine. Nasıl? İşte oralarda hep Neymar olurdu. Neymar transfer mi oluyordu sonra? Ne oldu? Abi şey... Ancelotti mi gönderdi Neymar'ı? Ne yok Neymar, Neymar direkt Neymar. Hocam biraz oynadı, takıldı. İyi de topçuydu ama sonra olmadı. Sonra paraya mı gitti? Öyle bir evet, şey var. Evet tam olarak Arabistan'a paraya gitti. Yani tabii de gidebilirsin. Ama yani onun gibi bir oyuncu ve... Kimdi ailemin geleceğini düşünmem lazım diyen biri Neymar. Vardı. Oscar. Ha, Neymar mı? Hayır Oscar. Neymar da var. Bu yakınlarda mı gördün? Hepsi daha önceden bir dakika. Daha önce mi gördün? Ya hatırlamıyorum. Bir ara işte bir sene. Her işte zaman, her sene. Zaman. Çünkü her şey var. Asıl benim en çok kalbim yaralayan kimdir biliyor musun? Oscar'dır. Yok Oscar. Neymar, Messi hayır falan ya. Gibi birileri yani. Oscar vardı. Chelsea'de oynardı. Çok iyi topçuydu. Adam 23-24 yaşında. Arabistan'a mıydı? Çin'e gitti diye hatırlıyorum para için. Aleme bakmam lazım dedi ama oynadığı lig de Premier Lig. Onu diyecektim yani ne veriyorlardı. Evet yani ne oldu ki ne oldu yani. İşte, gayet netti. Bak bakayım ne veriyorlarmış. Neymar. Bayağı ya, veriyor olabilirler. Yüzü var. Story bu başına 500 bin. Evet 500 bin. Neyse neyse artık günümüzün son mücadelesi. Doğru 0-0 alan burada üst tura çıkacak. Hadi bakalım Burmez Goz mu yoksa Geekfan mı? Teşekkürler Murano. Serinin ve günün son mücadelesi. Geldik artık. Kozlar bir kez ve son kez daha paylaşılacak. Spamlar gelmeye devam ediyor. Üst tarafta bir toplu oyun var. Tempoyu bırakmamaya çalışacaklar. Niko yakaladılar bir oyuncuyu. Burada hazırlık yapılmış Baloyski'ye karşı. Baloyski direkt kışkışlandı. Baze'ine gönderiliyor. Hatta yenilenmesini de aldılar diyelim. Üste dönmeyecek. Ki dönüyor şimdi. Yengeç de geldi. Tabii Baloyski'nin de döndüğünü bildikleri için burada otomatik olarak Yengeç de rahatlatılmış oluyor. Baloyski'den çünkü bir orada baskı gelmeyeceğini biliyorlar. O yüzden Blinks de biraz daha hatta kendi orta koridoruna Lina'ya doğru yaklaştı. Hatta rakip turuncuyu göz hapsinde tutuyor Blinks şu anda. Yani şu anda Baloyski aşağı tekrar geldi ama Stitch zaten yengeci almayı başarmıştı. Stitch de yani o çok büyük hata Stitch'ten kayacak geriye doğru ama yani bu kadar hasar almasına gerek var mıydı emin değilim. Orada tabii yani minyonu almak istedi. Alması da önemliydi ama bilmiyorum hasar çok fazla yedi. Şimdi burada yakalanabilecek bir isim var mı acaba? Baloyski! Gayet net bir ışınlanmayla tabii annesini, babasını, eniştesini, teyzesini orada görünce bir gaza gelmiştir Baloyski. Aynen öyle biraz sıkıntı olmuş. Sülale halinde gelmişler. Şimdi Niko üste dönüyor. Büyük ihtimalle alt tarafa doğru hareketlenmek isteyecek. Oranın da 3 olduğunu hatırlatalım. Tekrar baktığımızda Ebu'nun yine burada Yiv ile beraber bir fark yaratması gerekecekmiş gibi de hissediyorum bir yandan. Onu da eklemiş hiç olayım. Hiç fena değildi bir önceki karşılaşma. Aynen. Ultiler, multiler falan hep sağlam muntazamdı oynadı. Evet. Ama o zamanki takım kompuyla Burmese Ghouls'un şu anki arasında da dağlar var. Var. Onu da söyleyelim. Shadow bayağı bir hasar aldı. Lina yaklaşıyor. Ve Ebo Luke ikilisi dürtmede birazcık daha tabii ki iyi. Burada mesafe avantajını güzel kullandılar. Lina yakın teması kovalamak istiyordu. Luke içeri doğru iki oyuncuyu birden sersemletti. Ebo zorlamaya devam ederken orta tarafta Blinks 3'te 1 cana kadar indirilmiş. Nico'nun desteğiyle hayatta kalmış gibi gözüküyor. Şimdi Kaplumbağa dansı ufak ufak başlayacak. Blinks'in dönmediğini biliyor olmaları lazım aslında. Buna dikkat etmeleri gerekiyor ama bunu çok daha galiba fark edemediler. İki kişilik bir stun. Bu fight'i bir anda kaybettirebilirdi. Blinks düşecek. Marke kovalama devam ediyor. Marke son bir tane vuruş geldi. Niko skorun sahibi. Ay. Diğer tarafta Baloyski takım arkadaşıyla birlikte 2-2'ye dönüşüyor. Hatta Niko 3. skorunu da alırken bu karşılaşma yani bir anda apayrı bir noktaya geldi. Şimdi bu iş biraz üzdü. Tabii ki de Geek'i yani özellikle Niko'ya gitmiş olması burada kaynakların oldukça problem yani 3-0 bir ormancı var ve bu ormancı problem yaratabilecek güçte yani Martis başı ağrıyacak Geek'in bu durumdan ötürü Baloyski hemen orada ışınlığını veriyor çıkamayacağını anlamıştı yani çok rahat bir erken oyun aşaması geçmeyecek gibi Niko bu kaynakları eğer oyuna haritaya iyi bir şekilde yansıtabilirse.
Tabii oradaki isimlerin de farklılar. Lina ve Blinks'in. Görüş alındı sanırım. Şimdi alındı ama... Oo bir de çekti de güzel oyun geldi Blinks'e. Güzel hasar da çıkıyor. Şimdi ulti geldi Blinks'ten. Rakibini de alacak Baloyski. Çekti ama yine de istediğini elde edemiyor. O noktada Tigreal, Blinks. Market'e tabii üstteki yoğunlaşmanın farkında. Hemen burada alttaki minyon, orman minyon kampını istiyor. Rakibi de ufağa bıraktı. Hemen de burada yengece de girecek. O aradaki farkı Niko'nun skorlar sonucunda aldığı... farkı burada minyonlarla kapatmaya çalışacak bir süre daha. Evet. Stitch. Şimdi koridorda 2v1 olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyordur diye düşünüyorum. Zaten Blinks'te yaklaşırken çalıyı şöyle bir kontrol etti. Burada temkinli davranıyorlar. Üst tarafa doğru Yiv daha yakın olduğu için bu fight'ı hemen başlatmak istemeyecekler. Koridor push'unda çok etkili oynadığını bize boyun gördük. Genelde burayı hızlı bir şekilde ittirip sağa sola bir kill potansiyeline koşuyor. Stitch üstünlüğü aldı. 2 saniye içinde gelecek bir kaplumbağa var. Bu 1K'lık altın farkı oyunun biraz da bence gerginliğini gösteriyor. Çünkü 4 maç boyunca hani sürekli bir 2-3, 2-3, 2-3 en azından bu dakikalarda biz görüyorduk. Kesinlikle. Niko içeride sersem etmesini gönderdi Marki. Onu geriye doğru ittiriyor. Shadow birazcık fazla özgüvenli. Stitch üst tarafta takası devam ettirmek isteyecek. 2K'ya kadar canı indirmişti ve içeri sokmadılar. Niko'dan kolay bir tane kaplumbağa gelmiş oldu. Arka tarafta Marki kaçmaya çalışıyor. Bir ulti var burada Eboy'dan. Ebo ultisini yağdırdı. Sonrasında ne getirir orasını bilmiyorum. Çok fazla bir şey getiremeyecek gibi ama Niko 4. skoruna ulaşıyor. 5-5-5. Yetmiyor. 5.'yi alıyor. Devamda gelir. Devamda gelir. Rakip ormana doğru gazını aldı. Ah. İki kulenin arasında bir de Baloyski'yi zorladı. Yani Shadow bir de orada yere sabitleseydi Baloyski de paramparça olurdu bu arada. Ya mevzu var şu an. Yani orada Niko'ya giden üçlü öldürme, oyun başı ilk kaplumbağada işleri bayağı büyük bir sıkıntıya soktu. Ama şöyle bir durum var tabii, yani bütün kaynak neredeyse Niko'da. 5 skorun 5'i de Niko'nun ellerinde olduğu için Niko'yu bir şekilde durdurabilirseniz o zaman Vurmiz'i de durdurmuş oluyorsunuz bir noktada. Of 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 Kadera, Stitch'i yakaladılar. Burada güzel bir ceza kesiliyor. Kadera'nın korumaları henüz burada değildi. Onlar da hemen adam avantajıyla beraber rakip nişancıyı al aşağı ediyorlar. Evet. Stitch önemli bir isim zaten. Oo geldiler. Şimdi kalabalık görüldü. Yani herhalde girmek istemeyeceğim bir ikili varsa o da Tigreal Paramus ikilisidir. Hangisini nasıl keseceksin belli değil. Dakika 6'da. Ama tabii burada kulenin indirilmesine engel olamıyorlar ve bir koridor değişikliği de geldi. Stitch aşağı gidiyor. Bunları istiyorlar. Tabii Niko'nun altını gerçekten üst seviye gibi gözüküyor. Özellikle bu kadar skor aldıktan sonra Stitch biraz daha geride kaldı Kadera'ya kıyasla. Stitch'i kastırmak istiyorlar. Şimdi aynısını o da belki alt kuleden aldığı altınlarla beraber yapacak. Niko yakalandı. Üzerine doğru 3 kişilik bir baskı tekrar burada oluşuyor. Kovalamak isteyecekler. Bu fight'i istiyor Vermis Ghouls. Bayağı ama inançlı. Kadera, Baloyski ikilisi. Kule altında ters pozisyonda kaldılar. Kadera burayı ittirmek zorunda. Başka şansı olmayacak. Sharov girdi içeriye doğru. Baloyski'nin üzerine doğru oynamayı tercih ediyor. Ulti ile birlikte hayatta tutacaklar Lina'yı da ama zaten çok fazla bir hasar yoktu. Alt taraftan kule alındı. Fark yavaş yavaş sakin sakin açılırken şimdi oyunun yönünü 5 kişiyle aşağıya taşımışken tekrar Turtle'a çektiler. Evet yani çektiler ve Baloyski oraya birazcık agresif geldi. Blinks herhangi bir müdahalede bulunmak istemedi orada. Şimdi Kaplumbağa'yı burada Marki kendi bölgesine çekmek isteyebilir. Blinks de orada Luke'la bir kafa kafaya giriş söz konusu. Oo güzel aldılar. Sersemletme de geliyor Aboy. Gayet net bir skor. Aboy birazcık manası az, ultisi var. Bakalım nasıl değerlendirecek o az manayı bu sakım savaşında. Aa, güzel tuttu iki kişiyi burada Shadow. Devamını da istiyor. Baloyski kaçmaktan başka bir çareye sahip olmadığını farkında ama Shadow Marki'nin kafasını atladı. Şimdi kafasını inecek orada. Aboy'dan da çok iyi bir ulti var. İçinden çıkamıyorlar annem. Niko orada ilk rakibini alacak Baloyski'yi. Karşılığında Shadow'u da alacaklar. Birazcık fazla mı yine derin? Ya bu karşılaşmanın özeti bu sanki yani. Öne geçen böyle özeti. Evet iki kule arası ama üç kule göle girelim. Bak bak Kadera geliyor şimdi de. Aynısını Kadera yapar dedim. Çok garip dedim. Değil mi ya bu arada? Bence şeyi kestirememek değil bu arada. Kendi potansiyeli kestirememek değil. Of Marki yaklaştı alır mı? Güzel aldı. 122 can. Bak bunlar basit tat kaçırır. Evet. Pençesi yoktu çünkü evet. Niko'nun orada. 6 kule var Niko'nun. Ben biraz daha fazla etki şahsen bekliyorum. Ya oyunda en azından genel olarak evet, bunu söylüyorum. Ama işte bir şey çok üzüyor karşılaşınca.
Kader'e bayağı üzüyor evet. şu anda. Çünkü yeteri kadar tanki değil şu anda Martis. Hı-hı. Biraz da dövüşçü olmasıyla da bir alakası var. Kader'e de inanılmaz bir kaynak var. Yani 6 skorlu Nico'yla Kader'in altını, kafa, hatta Kader'e daha fazla altına sahip. Dert. Dert bayağı. E tabii yani Bruno'nun da Sitch'inde geri kalır bir yanı yok. Onlar işlerini iyi yapıyorlar. O paterne sahip iki oyuncu. Yani o minyon biçme paternini iyi biliyorlar. O yüzden sıkıntı yaşamıyorlar bu konuda. Bakalım. Tabii yani bir de altın koridor olunca ismi. Burak'ın o maçtan hiç memnun değil şu anda. Stüdyoya girişini yaptı ve çeşitli ifadelerde bulunuyor. Bastır diyor, ikili sıkıştırma diyor. İkili sıkıştırma gelecek Luka doğru. Orada güzel bir sersemletme gelmişti. Arka tarafta Lina hala hayatta ama buraya bir destek lazım olacakmış gibi. O destek şimdi geldi Mark'i. Son saniye susturmanın ardından o skoru çekemeyecek. Nico belki onun yerine alınabilir ama burada Lina neden böyle bir... Yani kovalamacıya girişti, onu da anlamadım. Sol taraftan uza abi. Shadow, geriye. Onu da alacaklar ve aldılar. Bu işte... Saçma sapan evet, fightlar ya. Evet, yani... tam olarak öyle. Ha, söyleyecek fazla bir şeyim yok. Bak, oynama, kamerayla oynama. Oynama ya burada kamerayla oynuyor, inanılmaz yani küçük Murano. Çocuk gibi ya, yani... Oo, Mark'i iyi çekti ama tabii çıkabiliyor o bölgeden. Ya ben dedim sana... Orada attı Curse'ü Murano. Beşinci bitti maç. Orada 5. maç 30 dakika en sonunda Geekfam kazanıyor. Ha, yemek de yemedi aç aç orada. E, bekleyecek mecbur. Beklesin. Yani o... Nico güçlendirmeyi alıyor. Şimdi Lord geldi dakika 10. Kartlar yeniden dağıtılır mı? Dağıtılabilir. 2K önde şu anda Geekfam. 1.700. Ama tabii Kadera'nın üstünlüğü de şaka mı? Stitch Bruno'yu aldı ellerinden. Dedi ki sen Cloud'da oynayamadın, al böyle oynanır. Biraz öğren. Birazcık sert olmadı mı? Birazcık sert bir oldu. Bir tık yani böyle bana bile bir dokundu yani ucu. Bir tık sert oldu. Evet yani çocuk üzüldü şu anda bak. Çocuk ağlıyor. Çocuk. Velisi aradı. Ağlama Stitch. Oo, Shadow çok derinde kaldı tabii. Glue avantajıyla beraber burada ultisini de kullandı. Bakalım kimin kafasına oturmayı tercih edecek. Orada ciddi hasarları şu anlık sormaya devam ediyor. Hemen takım arkadaşlarına doğru bağlanmak da isteyecek şimdi. Çok mutlu değildir Tigran. Çok iyi ulti. Aboy. Onun içine de bir ulti okuyor ama hala ölen birisi yok. Paramiz ultiyle ayakta tutmak isterken Nico pençelerini paramparça ediyor ama Luke durdurulamıyor. Blinks yerde, Stitch yerde ve Kadera. Nico'yu yine durduran isim olacak burada. Geekfam müthiş avantajı ele geçirmek üzere ve Shadow'da düşünce burada Geekfam müthiş bir işe imza atıyor. Bütün rakibini aradan çıkartıyor. Sadece bir skor veriliyor ve yanında da Lord Eşantyon Anılcım. Eşantyon. Evet. 5 skor alana bir tane Lord veriyoruz. Bir tane Lord hediye ediyoruz. Bu yılbaşı özel kampanyası. Az da kaldı. Aynen. Wipeout özel. Lina. O da gitti. O da gitti. Ya Yive laf edenler utanıyordur umarım. Geekfam, yok hiç utanmadım bu arada. Utanmadın mı? Vallahi bir gram umurumda olmadı çünkü yine kadere taşıyor. Bir şey de diyemedim ki ya. Yani bu arada kadere... o kadar pozisyonu bana da yarat. Hani ben de 3-5 bir şey alırım herhalde. Yine birilerini chatten blokladı. Artık ne spamlıyorlarsa orada. Ya ayıp diyorsa ben direkt tekliyorsam... Herkese. Aynen en temiz hiç öbür türlü uğraşılmıyor ya. Yani. Evet. Ama siz bize örnek almayın. 10K'ya ulaşan ilk oyuncu olma özelliğine sahip Kader. Ne de yani 2700 fark Stitch'e. Evet. Rakip nişancıya. Yani bakalım tabii Lord savunması nasıl olacak? O da kritik. Aboy geldi. Ultisi var. Bu tarz bir Lord kuşatmasında Aboy'un ultisi de çok iyi önemli yer oynayacaktır diye düşünüyorum. Girmediler bile yalnız. Girmediler bile. Üst kulelerinin ikisi gitti bu arada. Ve Lord'un nerede? 17.000 canı var. Oyun bitiyor. Evet galiba. Murano gel oyun bitiyor. Murano koş Murano. Gel gel bitecek gideceğiz şimdi. Hop içeriye doğru tekrar bir hamle. Base'e doğru vuruyor bu arada Lord. Kimsenin umurunda değil. Blinks girdi içeri doğru. Nico arkasından takip etmek isteyecek. Girdiler dağıttılar. Havaya zıplatmayı başardı orada. Luke arka tarafa kadar sızmış durumda. Marky sabitlendi yerini. Stitch son saniye kaçıyor. Stun ardından Blinks'i kaçabilecek hiçbir yeri yok. Nico sadece bir can. Luke peşinde. Marky bitirmeye geliyor burada.
Kadera bütün minyon dalgasını temizledi. Önümüzdeki hedef Üstab 2. Bu pozisyonda Geekfam atamayana attı adeta. 3 tane taktı, getirdi seriyi. Ya şöyle, Murano'nun daha öğrenmesi gereken çok önemli şeyler var. Evet. Nerede, nasıl cümleler, nasıl kelimelerle beraber burada... Abi öyle caster curse atarsan adam 3 yer yani. 3 yer yani. Ben bunu Geekfam'e değil Murano'ya yazıyorum. Murano yani burada Geekfam'e en büyük doğru destekçi oldu. Yani orada Baldowski'nin anası babası, eniştesi falan orada ama yine de Geekfam'in en büyük yancısı burada. Murano olmayı başardı. Yani... Gayet iyi bir galibiyet çünkü geriden gelmek bu tarz eşleşmelerde her zaman kolay olmuyor. Ha, tebrik etmek lazım. Her karşılaşmada farklı bir ekip burada. Aslında iki takımda da sahneye çıkmayı başardı. Zaman zaman Naboy geldi, zaman zaman Luke geldi, Nico çıktı. Kesinlikle haklarını yememek gerekiyor. İki ekip de sonuna kadar savaştı, sonuna kadar vuruştu birbiriyle. Hani M5'inde tabii ki de hakkını veren bir sahne aslında bu. Bir röportajımız var. Bakalım neler olacak. Evet, tebrik ediyoruz burada Geekfam'i. Onlar için bir ses çıkartalım. Öncelikle... Yani... 5. oyunların özelliğine çok seviyorsunuz. MPL Endonezya'da da hep yani 5. maçlara kadar uzatıyorsunuz. Neden? Ya biz sadece heyecanlanmak istiyoruz. Birazcık stres, belki gerginlik. Yani belki de işte 5'e uzuyorsa biraz da kötü performans sergilememizle alakalı olabilir. Ümit ediyorum ileride daha iyi performans sergileriz. Ama biraz da izlenmeler için de yapıyoruz diyor. Şimdi Marki'ye döndük. Evet yani Geekfam'le ilk defa ormancı olarak oynadın. Sence nasıldı, beğendin mi? Alam mo eh, tinutulungan lang nila ako eh. Basta ginagawa ko lang yung trabaho. They're helping you, and as long as you're doing your work. Yes, that's right. Put your hands in your pocket. Let's not risk anything. Okay? Now, go ahead. Hindi naman daw siya tatawagin the solution kung hindi sa solution yung problema. He won't be called the solution if he won't find a solution to the problem. Chamba lang po yun, chamba lang. Chamba lang. Oh, binubuhat nila ako eh. That's not a fool, Marky. Tagaharap, tagatangke. So, what would you say is your favorite jungler hero so far? Yani dedi ki aslında biraz daha işte hani bir problem vardı. Biz de tabii ki de probleme bir çözüm bulduk. Yani yapmamız gereken şey buydu. En sevdiği ormancıyı sordular. Okay, okay. If you were given a choice, okay, would you want to stay as a jungler? Let's say your friend is suspended for 1,000 years. Okay, would you want to stay as a jungler? Or do you still want to be a yani diyelim ki takım arkadaşı 1000 yıl boyunca banlandı. Ormancı olarak mı kalmak istersin yoksa yolunu değiştirmek ister misin? Keşke bize de çevirsen tekrar. Peki o zaman bir de birden ona kadar bir orman yeteneklerini puanlayalım. 100 peso. 100 pesos. Okay, out of 10. 100 peso dedi. 10 being the highest. Your turn. Rate. Same. 1,000 peso. 1,000 peso. 1,000 pesoya kadar çıktık. Marki'nin değeri artıyor. Mas magaling po ako mag-jungler eh, nung trinay namin eh. Ano lang, 2. Okay. Baloy says, they tried it and Baloy was a better jungler. So he would have to rate at 2. Eh, ba't di kayo nag-jungle? Why didn't you jungle? Eh, baka po... Ben daha iyi bir ormanım ama o gitti. Peki yani daha iyi ormansan sen niye gitmedin? He didn't choose to be a jungler so the game won't be fast because we need higher views. That's what he said. Evet yani ben geçmedim çünkü oyunun uzun sürmesi gerekiyordu. Uzun sürünce daha çok izlenme oluyor. İzlenmeye yardım ettik diyor. Yalanlar ya. Evet yani nasıl yalanlar. Are in your pockets now. It was such a great fight that both teams were refusing to back down. What does this aslında victory harika bir savaş vardı. İki takımın da düşmekten kaçındığı. Yani neler oldu? Sence önemi neydi?
it's so good for us. Thank you, Lord, for making this happen. It seems impossible, but you'll guide us. Yeah, thank you. You denied Burmese schools. Yani aslında birazcık zor bir savaştı. AP brand instead. Ama bir rehber bulmayı, kendimize yol bulmayı öğrendik, bulduk. Kay Kyle TC po, maganda siguro siya kay Marky. De, joke lang po, joke lang. Kay Kyle TC, maganda siguro? Kay Marky. Kay Marky! Marky against Kyle TC? Oh, what are you gonna say? Assassin na si Marky, ano, pagkalaban rin. You're gonna do assassin? Oh, Kyle, mamaya sa... Ano na, hani, Sukasci, oynamayı düşünüyor musun? Mamaya pipilayan ko na kayo pag nakita tayo. Pipilayan? Pipilayan ko na sa personal para di na makalaro. Pipilayan! Okay. He's saying to Kyle that they're gonna see each other later. Di ko kaya yun. Di ko kaya si Kyle. You don't think you can manage ano Kyle? Ano, pipilayan ko na lang siguro. So pipilayan where? You're gonna break his arm? Görüşeceğimizi söylüyor çünkü Kyle'la yani oyun içerisinde birebirde ya da işte ormanda karşılaşmak biraz üzücü olabileceğini düşünüyor ama karşılaştığımızda diyor bir sıkıntı yaratacağım diyor yani. Orada da sorular ne yapacağım, ayağını mı kıracağım falan diyor, yok elini sert sıkacağım diyor. Umarım çok sert sıkmaz. Kyle lazım bize. You're gonna get fried chicken and your favorite sinigang. Okay, any other evet, request? Wadolski'ye burada işte ailesinin ona turnuvadan sonra pişirmek istediği yemek söylendi. Burada onlardan bir isteği ya da beklentisi olup olmadığı soruluyor ailesinden. Biraz yani onların röportajını gördüğümde biraz aslında duygulandım. Bu galibiyet onlar için. Şimdi de taraftarlar için de bir mesaj geliyor Wadolski'den. Na-appreciate namin kayo. Hindi nyo lang alam gano'n ka namin kayo na-appreciate. Thank you guys. See you sa next na laban. They appreciate all the support. They didn't expect evet, this yani much fans to come bütün to them. Bütün destek için teşekkür ediyor ve buraya gelip de bu kadar insanın onlara destek olmasını beklemiyor. Bu kadar insanın bize destek olmasını beklemiyorduk. Bunun için de herkese çok teşekkür ediyoruz ve Geek FM'de alkışları tabii ki de bir borç biliriz ve artık upper tarafında yarı finallere gelmiş durumdalar. Onları da tebrik ediyoruz ve tekrardan da bizlere doğru dönüşümüzü yapıyoruz. Müthiş bir röportaj. Bayağı iyiydi. Çok iyiydi. Bayıldın değil mi? Bayıldım. Ben de çok sevdim. Röportajlar beni benden alıyor. Bir şey diyecek gibisin Murano. Murano bak öğrendin mi şimdi, dersini aldın mı biraz? Ne? Öyle büyük konuşmayacaksın aslında. Attın Kestir Körse, beş maçı bekledik burada. Bu tamamıyla sana yazar. Ben orada da açıkça söyledim. 2-1'di dedim, bunu yapmayacaktım. Bu maç 3-2 bitiyor. Geek FM'e geçiyor bir de dedim. Hiç sorun değil abi. İşimiz bu, anlatırız diyorsun. Abi bir saat 7.30'a kadar. Bu çocuk böyle bir delikanlı. Bir bakar mısın? Uyumamış mı arkada? Gözlerine bak. Bir tekli kamera. Bir kameraya bak. Bir şey söyleyeceğim. Onur'la top oynuyorduk. Yemek yediğini biliyorum. Bak, aynen. Yemek bizde, yediğini biliyorum. Deji'ye sor. Top oynuyorduk. Bizim de şak geldi. Birlikte smaç bastık arkada. Bu arada. Geçen. Burada arkada. İki seçenek de çok kötü. Uyuyor veya top oynuyor olmak, anladın mı? Hani. Abi ben bugün İkisi de çok kötü ya. Bu tufaya nasıl için düşüyorsun ya? Abi top oynuyordum. Tamam abi. Sen sevmiyorsun. Kaç tane attın? Paslaşma oynuyorduk. 30 yaşına geldik, hala paslaşma oynuyoruz. Çok kötüler ya arka tarafta, çok. Çok yok, yani. MVP maç çok izleme fırsatı bulamadım. Ben üçüncü çözüm sürücüyorum. Onur o yüzden mi bana yazmadı? Evet. Bir şey sordum. Ne sordun? Onur'la şey bağlı duracak şeyler konuşuyor. Ne olduğunu zaten söyleyebilirim ama yayından sonra. Yönetmen de sakatlandı, onu da hastaneye yolladı kanıt. Herkes sakat yayında yani. Kimse sağlam adam yok. Abi yani sorun değil, biz buradan 7.30-8'de çıktığımızı biliriz. Bu saatler yetmez, bize 3 saatlik daha maç getirsin. Yok gayet yeter, teşekkür ediyorum. Tamam, sen ben hiç almayayım. Biz Sinan'la devam ederiz Sinan, sorun olur mu? Yok Burhan hocum ya, ayıp ediyorsun. Değil mi? Evet ya. Teşekkürler abi. Ama şey... yılbaşı hediyesi... kostüm... bir an... anladım. Anladın tamam. Değil mi sen? Ben niye veriyorum abi? Yılbaşı hediyesi. Sen bana yılbaşından alacaksın. Niye söyleyeyim ki hediyemi? Aldım belki. Abi, gerçekten aldın mı? Evet. Baklava mı yoksa? Yok. Ne? Baklavadan kuru abi. Baklava bozulur, onu hep saklarsın diye. İşi şakası bir yana Murhan hocum. Baklavadan kuru abi mi? Çok iyi değil mi? Yürüyen uçak ya. Sen ulaştırmacısın, yaparsın. Yaparım. Ağzıyla uçak çekmiş de var, böyle bir cümle var biliyorsun. Evet evet. Adam ağzıyla uçak çekiyor. Ha, bu da maçın sonu. Aa çok iyi son. Yalnız burada, yalnız yive laf edenler de utanmadı Murano bu arada. Abi iyilik bir durum yok kardeşim, şaşırttı. Kaderi almış götürüyor.
Fark eder mi adam? Sonuçta 4-1-8 mi? 4-1-8. KD kasarak oynuyorsak her maç Novare çekeyim abi yani. KD'ye bakılıyorsa her maç Novare çekeyim. Ben kazandım mı kaybettim mi ona bakarım yani. Baloyski'ye döndü. Efendim? Baloyski'ye döndü. Bu da aynısını yaptı. Sorma. Anne, beni zorbalıyor anne yayında anne. Tam bir Novari oyuncusu ya bu arada. Evet, tam, ben Novari oyuncusu. Tam bir kötü Novari ama, oyuncusu yani. Ama ne KD kasıyor sonra milleti flameliyor. Ben asla, şöyle onunla bir oynadım da siz oynayamadınız da falan filan ya. Üstten ilk ben çıkıyorum. Bak hareketimi söylüyorum. Üstten ilk ben çıkıyorum. İlk yeteneğimi verip hemen canım müthiş ormancımın moruna ilk yeteneğimi bir atıyorum. İki tane oto atak vuruyorum. Hemen ortaya gidiyorum. Hızlı bir şekilde dalgayı alıyorum. Ondan sonra ikinci yeteneğim geldiğinde hızlı bir şekilde... Alıyorsun. Evet evet tabii ki de. O, biliyorsun çok hızlı ittiriyor Novaria. Evet evet. Minyon dalgalarını hızlı. Falan çok hızlı bir şekilde alabiliyor. Orada hemen ben seviye 2. Ondan sonra dolaşıyoruz hızlı bir şekilde. İnanılmaz. Dolaşımcımızla beraber. Beraber sonra bir bakıyorsun ormancı her şeyi toplamış. 4 olmuş. Hemen böyle bir haritayı tavaf ediyoruz. Ama orta tarafa minyonlar gelirken eğer ki orta tarafta herhangi bir arkadaşımız yoksa lütfen tecrübeyi kaçırmıyoruz. Oraya da geri dönüyoruz. Evet tabii. Maitre'dan kısa bir Novaria açılışı. Bu masanın maliyetini bunu da kullanabilirsiniz. Artık sökme be. Artık sökme şu masaları be Murano adam. Ha? Sıkıntı yok abi. Ha? 4 ay oldu be. Masaya bakıyorum sağlamlığına da. Yarın bu masayı kırabilirim. Neden? Bileşik sebep... SFF. Ha tamam. O yarın değil miydi abi bu maç? Yarın. Yarın ayın 11'i değil mi? Ayın 11'inde. Evet. Evet yarın. Yarın bu masa kırılır. İnşallah. Ufak bir bilgilendirme. Hadi İnşallah bakalım. FF'de rakibini kırar. Umarım. Ya ben haksız çıkmak isterim. Verdiğin röportajda mı? Ben röportajımda 3-1 demiştim ama bakacağız. Aa, belli olmuyor ya. Gerçekten belli olmuyor. Yani FF Onu'ya karşı oynadığı gibi oynarsa bizimkilerin tepkisi ne olur onu merak ediyorum. Farklı değişik Blacklist dersler... Onu'ya karşı oynadığı gibi oynarsa mı? Aynen öyle. Az orada sonra... biraz sıkıntı yaşarız. Ya biz kodu yıkarız. Nereye yıkarsın? Break the code. Ha kırarsın. Kırarız ya. Sen gerçekten büyük adamsın. Biliyorsun. O sene bu sene mi? Yaş olarak bu sene. Bu sene. O sene abi bu sene. Geçen sene 8, bugün 6'ya da okeyim ben. Yani hayır, 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 sakın. En kötü burada olmamız gerek.